Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, AYT 500 Soru Bankası hız yayınları AYT 500 Soru Bankası çözümlerine devam ediyorum. E, bir boyutta sabit ivmeli hareketle ilgili sorular çözmeye çalışacağım arkadaşlar bu dersimizde. Şimdi e, 41. sorusunda şöyle diyor. Doğrusal bir yolda hareket eden kahveli araçlarının sürat zaman grafikleri şekildeki gibidir. Araçlar 4. saniyede aynı konumda bulunduklarına göre çeşitli öncüller sormuş arkadaşlar. Bir de diyor ki Araçların 4. saniyedeki süratleri 18'dir demiş. 4. saniyedeki süratleri. Bakın şimdi. T eşittir 4 saniye anda bunlar yan yanalar. Şimdi benim 4. saniyedeki süratlerini de bulabilmem için bakın ilk andaki hızları da ortada aslında. Benim bunların ivmelerini bilmem gerekiyor. Bakın şimdi K için 30 bölü 10'dan ivmesi kaçtır? 3'tür. L için 20 bölü 10'dan ivmesi kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Şimdi L için çizersem şöyle bakın. L için. İvmesi kaç? 2. 4 saniyede ne kadar hız artırır arkadaşlar? 8. 10'da 18'e geldi. Şimdi K için bakarsam bu yavaşlıyor. Üçlük ivmeyle yavaşlıyor dikkat ederseniz. 4 saniyede 12'li hız değişimi olacak. Yani 12'ye başlayacak. O zaman 30'dan kaça gelir bu arkadaşlar? 12 azaltırsanız 18'e gelir. Demek ki bir doğru. 2'ye bakıyorum. T eşittir. 0 anda. K aracı L'den 40 metre öndedir. Şimdi bana diyor ki şuradayken bunlar yan yanalar diyor arkadaşlar. Bunlar şunu düzeltelim. Şu konumdayken, şu konumdayken bunlar için yan yana olduğunu söylemiş bana. O zaman hemen şöyle yaparım. Bakın başlangıçtaki aralarındaki mesafeyi bulabilmem için K'nın yer değiştirmesi, şu da L'nin yer değiştirmesi. Yani şu üçgenin alanı aslında K'nın aldığı fazladan yer değiştirmeyi verecektir. Şurası arkadaşlar. Bakın şu çizdiğim yamuğun alanı, şu yamuğun alanına farkını alırsanız bakın şu K'nın yer değiştirmesi. Şu alttaki küçük yamuk da L'nin yer değiştirmesi. İkisinin farkı şurasıdır. İşte bu K'nın bana başlangıçta ne kadar geride olduğunu söyleyecek. O zaman hemen X diyelim buna. Tabanı 20 çarpı yüksekliği 4 bölü 2 diyecek olursam 40 metre diyeceğiz buna. Yani 40 metrelik fazladan yol almış. K bu ne anlama geliyor yan yana olduklarına göre? Değiştir 0 anda K L'den 40 metre geridedir demektir. 10. saniyede L aracı K'dan 90 metre ileridedir. Şimdi burada yan yanalar ya arkadaşlar. Ben şimdi 10. saniyeye bakıyorum. Bakın şurada yan yanalar. L'nin aldığı yol yer değiştirme şu gösterdiğim. K'nın aldığı yol yani yer değiştirme de şurası arkadaşlar. O zaman şu aradaki fark L'nin aldığı fazladan yol. Ve şurası kaç? 30. Hemen bunun için ben buna e, şuna x1 diyelim karışmasın. Buna da x2 diyeyim arkadaşlar. Şurası da kaç? 6. 30 çarpı 6 bölü 2 dersem 180 bölü 2'den burası da kaç olur arkadaşlar? 90 metre. Evet LK'dan 90 metre ileridedir deriz. Yani ne oldu cevabımız işaretlemeden geçmeyelim. Edirne oldu. Evet bir diğer soru doğrusal bir yolun K noktasında durmakta olan bir koşucu ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aşağıdaki gibidir diyor. Şunu vermiş. Koşucu harekete başladıktan T süre sonra L noktasında olduğuna göre 3T anında nerededir diye sormuş. İvme zaman için ben hemen bir hız zaman çizeyim burada. Birinci aralıkta bakın şu alanlara ben V'ye V diyeyim. Şurası eksi V olacak tabii ki. Şimdi V kadar hızımı artırdım. Hız zaman grafiğinin, ivme zaman grafiğinin alanı bana neyi verecek? Hızdaki değişmeyi verecek. Hız zaman çiziyorum artık. Bu arada sabit hızla gidiyor T süre boyunca. Ardından da yavaşlıyor ve duruyor. Hemen ben şöyle çiziyorum. Burası T. Burası 2T. Burası da 3T olacak. Bakın şurası X ise burası 2X. Burası da x olur. Alanlara bakarsanız. Yani şuraya x dedim. O zaman 2x daha yol aldı. 3t anına kadar bir x daha yol alırsa nereye gelmiş olacağız biz arkadaşlar? P noktasına ulaşmış olacağız. Evet geçiyorum soruyu. Eşit bölmeli sürtünmesiz yatay üzerinde şekilde belirtilen yönlerde durgun halden sabit ivmelerle harekete başlayan K L ve M noktasal cisimleri aynı anda O'ya varıyorlar. Bakın K, L ve M bulundukları konumlardan harekete başlıyorlar. Duruş halinden harekete başlıyorlar. Orada hepsi aynı anda karşılaşıyor. E bu ne anlama geliyor? Bu bizden ne istiyor? İvmelerinin ilişkisini istiyor. Şimdi bu şu anlama gelir bakın. E, x eşittir biliyorsunuz duruştan harekete başlarken 1/2 at kareyi kullanabilirim. Şimdi bunlar aynı anda harekete başlayıp aynı anda O'ya ulaşıyorlarsa bunların t'leri nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir t'leri, t süresi için hepsini aynı alırız. E, o zaman yer değiştirmelerin oranı aslında ivmelerin oranıdır. Bakıyorum en büyük yer değiştirmeyi m yapmış. M, sonra k, sonra da l diye ne yapabiliyorum? Bunu sıralayabiliyorum. Yani m, k, l olur bizim cevabımız. Yani 43. soruya denizli deriz arkadaşlar. Evet. Curling oyununda sporcunun ve sıfır hızıyla bıraktığı curling taşı 42 metre uzaktaki dairenin içine düzgün yavaşlayarak gidip duruyormuş tam şu noktada. Taşın hareket süresi de 6 saniye olduğuna göre yavaşlama yemesinin büyüklüğü. Yine bir hız zaman çiziyorum. Ve sıfır hızıyla bırakıyor bunu. Ne diyoruz buna? VT grafiği diyoruz. Ve geliyor duruyor. Kaç saniyede arkadaşlar? 6 saniyede. Şu alan size kaçı verecek? 42. O zaman V0 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 42 dersek V0 eşittir. Ne gelir buradan? 14 metre bölü saniye gelir. Neyi buldum şimdi arkadaşlar? Ben şurayı buldum. 14'ü. Sizden ne istiyor? Yavaşlama eğmesinin büyüklüğünü. Eğimini aldın o zaman. 14 bölü 6 eşittir. 7 bölü 3 metre bölü saniye kare dediğimiz anda soruyu ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bitirmiş oluruz. Evet geçiyorum bir sonraki soruya. Durmakta olan bir yük gemisinin arka kısmında şekildeki gibi bir motosiklet hareketsiz durmaktadır. Gemi suya göre 2 metre bölü saniye karelik sabit ivmeyle harekete geçtiği anda motosiklet de gemiye göre 6 metre bölü saniye karelik sabit ivmeyle harekete başlıyor. Yeterince uzun olan gemi içindeki e, motosikletin 3 saniye sonra suya göre anlık hızını soruyor arkadaşlar suya göre. Şimdi bakın e, gemi ikilik ivmeyle 2 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete geçerken motosikletli de 6 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete geçiyor. Bu ne demektir? O zaman motosikletlinin niye suya göre ivmesi 8 metre bölü saniye kare demektir arkadaşlar. 3 saniye sonra hızı ne olur? Son hızı nasıl bulursunuz? A çarpı T ile bulursunuz. 8 çarpı 3 eşittir. Suya göre 24 metre bölü saniye olacaktır motosikletlinin hızı arkadaşlar. Evet hemen bir diğer soru. Aşağıdaki şekilde bir binanın duvarına yaslanmış olan bir merdiven görülmektedir. Ee, şekildeki işçi merdivenin B noktasına 6 metre bölü saniye süratle, sabit süratle O'ya taşıyor. Bakın bunu alıp şuraya getiriyoruz. Yani merdiveni hangi konuma taşıyorsunuz aslında? B ucu buraya gelirse O'ya merdiven dik konumda olur. Şöyle şu şekilde dik konuma getiriyor merdiveni. Şunu da merdiven gibi şöyle yapalım. Heh. Ee, Buna göre diyor A noktasının şunun bizden nesini istiyor? Ortalama süratini istiyor. Bakın şimdi kaç saniyede altılı kız süratle getiriyor? Kaç saniyede geliyor arkadaşlar? Onu bulalım önce isterseniz. X eşittir V çarpı T. X'im 12 metre bakın. Bu buradan buraya 12 metre yol alıyor. 6 çarpı T. T eşittir ne oldu? 2 saniye. Şimdi dikkat edin 5, 12 merdivenin boyu kaç metre arkadaşlar? 13 metre. O zaman bizden hangi nokta isteniyor? A noktası şuraya geliyor bakın. A noktası buraya geliyor. Buranın tamamı kaç metre? 13 metre. Ancak 5'i aşağıda. Bakın 5'i aşağıda. O zaman bu buradan buraya ne kadar e, yol aldı A ucu arkadaşlar dikkat ederseniz. 13-5'ten 8 metrelik yol aldı. Süratine V diyorum çarp 2 saniye. O zaman V eşittir buradan 4 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hemen bir diğer soru. Sabit süratle hareket etmekte olan 80 metre uzunluğundaki hızlı tren, durağın K ucuna 120 metre mesafe kaldığı anda sabit ivmeyle yavaşlamaya başlayıp 8 saniye sonra e, trenin ön ucu L'ye geliyor. Yani şöyle şuradan itibaren yavaşlıyormuş ve bu ön uç nereye geliyor diyor bana? L ucu, L noktasına şuraya geliyor. Yavaşlamaya başladığı andan durağa tam olarak yanaştığı ana kadar geçen sürede yani şu nokta buraya kadar geçen sürede e, bu trenin sürat zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye bana sormuş. Şimdi grafikler aşağıda bakalım yorumlayalım. Bu ne kadar yer değiştiriyor arkadaşlar dikkat edin. 200 metrelik yer değiştiriyor. Yani bunun ön ucu buraya gelerekten 200 metre yer değiştiriyor. O zaman ve nasıl yer değiştiriyor? Yavaşlayarak o zaman yavaşlayarak 200 metre e, yer değiştirteceğiz. Şimdi bu gitti bakın bunlar gitti bunlar sabit süratle. 3 kere 8 24. 240 bölü 2 olmadı. 320 bölü 2 olmadı. 400 bölü 2, 200. İşte cevap ne olacak arkadaşlar? Bu olacak. Yani Denizli'dir buradaki cevabımız. Hemen bir diğer soru. Doğrusal bir yolda motosikletli 10 metre bölü saniye otomobilde 30 hızla aynı yöne doğru gidiyorlarmış. Otomobil motosiklet aralarında 40 metre mesafe varken motosikletliği fark ediyor. Otomobilin motosikletliğe çarpmaması için yavaşlama inmesi ne olmalıdır demiş en az demiş. Şimdi i̇şte bu çok klasik bir soru. Bunun ön ucu Tam buna çarpacakken yani böyle tampon tampona mı diyeyim artık bunun önücü tamponu tekere tam değecekken hızları eşitlenirse eşit hale gelirse hızları çarpışma olmayacaktır. Artık kılı kılına kurtarmış gibi düşüneceğiz biz olayı. Yani şöyle bir grafikle bunu size anlatmaya çalışayım. Şimdi motosikletlerin hızı hep sabit 10. Öbürü de ne yapıyor arkadaşlar 30 bu tabi ne grafiği çiziyorum ben VT grafiği. Bu da geliyor yavaşlıyor. İşte tam çarpacakkenki an burası olsun arkadaşlar. 1 t anı olsun. Şimdi aralarındaki mesafe 40 metre. İşte şu alan bana neyi vermeli? 40 metrelik mesafeyi vermeli. O zaman 40 eşittir diyorum. Şurası kaç? 20 çarpı t. Böyle 2 dersem. T eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4 saniye geldi. Şimdi otomobilin ivmesini bulmaya çalışacağım. 20'li kız 4 saniyede... Pardon 20'li kız değişimi 4 saniyede yapılıyor. Yani 30'dan ona 4 saniyede geliyor. O zaman bunun ivmesinin büyüklüğü arkadaşlar 20'yi 4'e bölersek biz 5 metre bölü saniye kare olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Yani cevabımız ne olur burada? Deniz olur. Evet hemen bir diğer soruya geçiyorum. Doğrusal bir yolda teşhit sıfır anında yan yana bulunan KVL araçlarının zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre demiş K ve L 2T anında yan yanadır. Şimdi bakın başlangıçta ne diyor bana? Yan yanalar diyor. Şimdi 2T anında yan yana olamazlar. K daha çok yol almış. Bu yanlış. K ve L birbirine zıt yönde hareket ediyor. Diyor. Hayır. Zaman grafiğinin ikisi de pozitif bölgesinde aynı yönde hareket ediyorlar. K'nın ivmesi L'nin ivmesine eşittir. Bakınca eğimleri aynı ama biri pozitif biri negatif eğim. Yani K'nınki negatif eğim L'ninki pozitif eğim. İvme büyüklükleri dese doğru olurdu ama ivmeleri demiş. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Tabi buna da yanlış diyeceğiz arkadaşlar. K ve L birbirine zıt yönlerde hareket etmektedir. Hayır aynı yönde hareket ediyor. Dolayısıyla 3'üne de ne demiş olduk biz burada? Yanlış demiş olduk. Evet bir diğer soru. Aşağıdaki doğrusal bir yolda bulunan bir araca ait. Hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aracın 0-10 saniye aralığındaki ortalama sürat ve ortalama hızını soruyor. Şimdi grafiğin alanından önce yola çıkalım. 20 çarpı 2 bölü 2 20 şurası. Şurası 20 çarpı 3'ten 60, şurası 20, şurası 40 çarpı 3, 120 bölü 2'den şurası da eksi 60 olacak. Şimdi bunun aldığı yola bakalım. Ne diyelim biz buna alınan yol diyelim? 60, 100, 160 metre yol almış. E, yer değiştirmesinden bahsedelim. 60 eksi 60'tan burası ne olacak arkadaşlar? 40 metre. Bakın alınan yol 160 metreyken yer değiştirme 40 metre. O zaman ortalama sürati nasıl buluruz arkadaşlar? Alınan yol bölü zaman 160 bölü 10'dan ortalama süratim ne oldu benim? 16 oldu. Yer değiştirme iyi kullanırsam da hızı bulurum ortalama hızı. Yer değiştirme 40, 40 bölü 10'dan da ortalama hızım ne olacak arkadaşlar benim? 4 olacak. 16'ya 4 olacak. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu.